Çok uzun süredir çalışmalar yaptık. Gerekli izinler alındı. Cumhurbaşkanı imzaladı. Yatırım programını aldı. 3 Ocak'ta temel attık. Bunun için finansman lazım. Mutlaka uzun vadeli, uygun şartlarda kredi kullanılması gereken bir proje. Meclisten borçlanma yetkisini alanı 1 yıl 1 ay oldu. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığının olumsuz diyecek hiçbir şey yok. Çünkü kendileri yatırım programını almış. Maliyenin buna imza atmayacak hiçbir gerekçesi yok. Neden yok? Bu belediyenin 2 milyar 250 milyon borcu vardı. 2 milyar 250 milyon da bütçesi vardı. O zaman da dolar 5.7 TL'ydi. Şu anda bu belediyenin bütçesi 6.3 milyar lira, 1.5 milyar lira bu belediyenin borcu var. Demek belediyenin finans tablosu da temiz, mali disiplini de var. Sen bunu niye imzalamıyorsun? İmzalamıyor. Neden? Çünkü siyaseten bakıyor olaya. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar gittim. Bunun geciktirilmemesi gerektiğini, Mersin'in koşullarını, şartlarını hepsini kendisine ben uygun bir lisanla anlattım. Ama bugüne kadar herhangi bir gelişme olmadı. Şimdi biz finansman kullanamıyoruz. Biz metronun temelini attık. Biz Mersin halkına yapamayacağımız hiçbir şeyi taahhüt etmeyiz. Bunu da yapacağız Allah'ın izniyle. Yapılan çalışmaların bedeli yaklaşık olarak 200 milyon TL hak ediştir. Ve Mersin Belediyesi bunları öz kaynağıyla ödüyor. Şimdi gelelim ne olacak? Kendi bütçemiz çerçevesinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer çalışmalarımızı da aksatmadan. Biraz ağır aksak olacak. Ama seçimden sonra mutlaka iklim değişecek, Akdeniz olacak. Mersin halkının da bütün netliğiyle ben bunları bilmesini istiyorum. Biz ilk günün şevkiyle, azmiyle, inancıyla halkımıza ne söz verdiysek hiç abartmadan, yalan yanlış söylemeden çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.